Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Chapit ve Mukman ikilisini çizeceğiz. Bir arkadaşım çok ısrar etmişti. Ondan dolayı bu çizimi ona atfediyorum. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Haydi hemen başlayalım. Kağıdımızın üst tarafından aşağıya doğru kocaman bir tane eğri çizerek başlayalım arkadaşlar. Karakterlerden ilkinin yüz kısmını yapacağız. Yaptığımız bu eğriyi de yukarıya doğru başka bir tane eğriyle güzel bir şekilde birleştirelim arkadaşlar. Şimdi bu noktada kocaman iki tane gözü bulunuyor. Onları yapalım hemen. Bakın şöyle bir tane eğriyle ilk gözünün olduğu yeri yapalım. Bunun ortasına şöyle çekip şöyle bir tane V harfi yaptıktan sonra bunu güzel bir şekilde şöyle yuvarlayıp yukarı kısmına birleştirelim ve içini hemen siyah boyayalım. Tam bakın bunun sağ tarafına şöyle küçük bir tane burun ekledikten sonra buradan gelen bir tane eğriyi yüzümüze birleştirip aynı şekilde ikinci göz bebeğimizi ekleyelim arkadaşlar. Ve bunun da içini siyah boyayalım hemen. Şimdi bunlar bittiğine göre artık ağzımızı çizebiliriz. Bakın şöyle hemen gözünün altına yayvan bir tane aşağı değmeyecek şekilde ağzımızı kondurup bunun da içerisine bakın tam şu noktadan gelen dilimizi ekleyelim. Kalan yeri de tekrardan aynı şekilde siyah boyayalım arkadaşlar. Şimdi artık bu başının üstündeki o pipeti yapabiliriz. Bakın şöyle sola doğru sanki bir ters L yaptık. Bu ters L'yi şöyle bir tane eğriyle indirdikten sonra bunu da hemen alt noktayla birleştirip indirelim. Ve sonrasında da bunun üstüne pipetin kendi o çizgilerinden konduralım arkadaşlar. Bir tane atalım. Şimdi bunun hemen sağ tarafına da diğer karakterimizi çizelim. İlk önce burnundan başlayalım arkadaşlar. Diğer karakter gibi küçük bir burnu değil. Bunun da tam tersi. Büyük bir burnu var. Burnunun da üstünde şöyle bir tane ışık yansıması hüzmesi var. Onu da hemen konduralım. O aradan çıksın hemen. Sonrasında bakın şöyle yukarıya doğru bir eğri çizelim. Bu eğriyi sağ tarafa doğru güzel bir şekilde uzattıktan sonra bunu artık alt taraftan güzel bir yatay eğriyle burun kısmımıza birleştirelim. Hemen bakın şu burnun üst tarafından şu çizgiye gözümüzü kondurup burada sol tarafta yaptığımız gibi hemen göz bebeğimizi konduralım arkadaşlar. İçerisini siyah boyayalım hemen. Hemen bakın bu gözün sağ tarafına da ikinci kocaman gözümüzü ekleyelim. Sonrasında da bunun da içerisine yine şöyle kesik uçlu V şekilli göz bebeğimizi ekledikten sonra hemen bunun da içini güzelce siyah boyayalım. Aynı sol taraftaki Mukman'da olduğu gibi bunun da bakın şöyle bir eğriyle kocaman bir tane ağız yapalım arkadaşlar. Sanki bir fasulye tanesi yapıyormuşuz gibi yapıp bunun da hemen sol taraftan bakın şöyle bir şöyle iki tane eğri çekip bir kısmını oluşturalım ve kalan kısmını hemen siyah boyayalım. Şimdi hemen bu karakterden sol tarafa doğru bakın şöyle bir çizgi çektik. Diğer karakterimizden de sağ tarafa doğru uzunca şöyle bir çizgi çekelim arkadaşlar. Aynı şekilde sol taraftaki karakterin bakın şöyle aşağıya doğru uzattıktan sonra tekrardan şöyle sağ tarafa doğru bir çizgisini alalım. Burada da şuradan arkadaşlar aşağıya doğru şöyle bir eğri çizelim. Burada maksat kolları birbirine kavuşturma görüntüsü. Buradan gelen elin şurada parmakları bulunuyor arkadaşlar. Hemen onu yapalım. Şu ilk parmak olsun. Şu ikinci parmak olsun. Şurada üçüncü parmakla beraber yukarıdan birleştirelim arkadaşlar. Artık bu karakterin kupa kısmını yapabiliriz. Bakın şöyle iki tane birbirine paralel eğriyle birleştirelim.
artık diğer karakterin şuradan elini çizebiliriz. Bakın şöyle bir tane silindirik omuz çizgisini konduralım. Sonrasında bunun etrafına şöyle bir tane yuvarlak yapıp bilek kısmını halledelim. Sonrasında bakın tam şu noktadan şöyle kocaman bir tane yuvarlak çizeceğiz. Şuraya kadar. Şuradan aldığımız eğriyi de yine bu noktanın şöyle birleşimini yapıp burada bakın şöyle 3 tane parmak çizgisi konduralım arkadaşlar. Elini sanki beline dayamış gibi olacak. Onun için tam şuraya şöyle bel çizgisini konduralım. Yapmış olduğumuz bu ayak çizgisini de bakın şöyle bir tane eğriyle uzatıp şuraya bir bacak arası çizgisi konduralım. Sonrasında bunu şöyle hafif aşağıya doğru indirip sol taraftaki elimizle birleştirelim. Ve buradan şöyle incecik iki tane ayak çizgisi çıkaralım arkadaşlar. Şu kısmı da hatta birleştirip üç boyut şeklini verelim. Sağ taraftan da yine şöyle bir ayak çizgisini halletmiş olalım. Şimdi artık şuradan ayakkabının olduğu kısma başlayabiliriz. Onun için bakın şöyle bir mantar şekli yaptıktan sonra bunu alt tarafa doğru bu şekilde uzatalım arkadaşlar. Üst taraftan da bakın buradan çıkan ayakkabı çizgimizi şöyle uzatalım. Burada artık ayakkabının taban çizgisini koyup aynı şekilde çevirip şu noktayla birleştirelim. Bu kısmı da çevirip şöyle alt tarafla birleştirdikten sonra buna bir de şöyle 3 boyut kazandırma adına paralel çizgisini hemen konduralım arkadaşlar. Sonrasında da şu iki noktayı bir tane eğriyle birbirine birleştirelim. Hemen diğer ayağı yapalım. Şöyle iki taraftan gelen eğri iki tane çizgiden sonra bakın şöyle hafif bir çizgi. Sonrasında da hemen kocaman bir ayak ucu çizgisiyle alt tarafı birleştirip yukarıdan ayakkabıyı birleştirelim. Ama buna da yine aynı şekilde taban çizgisi yapmamız lazım. Onun için üstteki çizgiye paralel taban çizgimizi oluşturalım arkadaşlar. Evet, karakterlerden biri bitti. Hemen diğerine başlayalım. Mukman'da olduğu gibi diğer karakterin de kendi kafasının üstünde pipeti var arkadaşlar. Onu yapalım hemen. Bu pipetin de bir tane çizgisini eklemeyi unutmayalım. Bakın burada sol tarafta eli yaptık. Aynısını burada sağda yapacağız. Onun için şöyle bakın ilk parmağımız olsun. Şuradan gelen ikinci parmağımız olsun. Bu şekilde gelen üçüncü parmakla birleştirip buradaki olduğu gibi bunun da hemen kupa çizgisini eklemeyi unutmayalım. Bir. Şuradan ikinci çizgi olsun. Hemen burada kol çizgimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle kısa bir çizgi. Bunu hemen şöyle sağa doğru çevirip alt tarafa indirelim. Ve bunu elimizle birleştirelim arkadaşlar. Şimdi bunun etrafına bakın şöyle bir tane çember yaptıktan sonra bilek çizgisi olarak. Şimdi daha büyük bir çizgiyle elimizi bakın şöyle çevirip şuradaki ilk parmağımızla bu çizgiyi bağlayalım arkadaşlar güzelce. Sonrasında şuraya bir el içi çizgisi. Sonrasında şuraya hemen bir parmak daha. Şu araya da bir parmak koyalım arkadaşlar. Burada olduğu gibi buna da hemen 3 tane parmak çizgisini ekleyelim. Tam bakın aynı hizada buna da yine pantolon çizgisini eklemeyi unutmayalım. Şimdi artık bunu da hemen hızlıca paça kısmını yapıp resmimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle ekledikten sonra ikinci çizgiyi bakın şöyle çekip sonrasında bunu aşağıdan indirip elimize birleştirelim. Diğerinde olduğu gibi ince bakın şöyle küçücük bir ayak çizgisi konduralım. Hatta ikinci ayağımızı da hemen şu kısma kondurmuş olalım. Bunda olduğu gibi hemen şöyle ayakkabı çizgisini yapalım. Sonrasında bakın şöyle bir, şöyle iki çizgi yapıp diğer kısmı şöyle aşağıya doğru indirip taban çizgimizle birleştirelim arkadaşlar. Hemen burada diğer ayağımızı yapalım. Bakın şöyle bir, şöyle iki tane çizgi yaptıktan sonra
Bunun da yine aşağıya doğru şöyle uzantımını yapalım. Sağ tarafa doğru şöyle ince bir çizgi. Sonra şöyle kocaman burun kısmıyla beraber alt tarafını birleştirelim. Son olarak şöyle taban çizgisinin de paralelini konduralım. Böylelikle resmimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.